Çok hoşunuza gitmişti. Hatta en son yaptığım Google'ın mülakat sorularını. Ben size en çok gelecek konuları söyleyeyim. Açayım şimdi. Takır takır. En çok gelecek konular. Siz de onları güzelce çalışın. Mülakat sınav sorularını veriyorum. Takır takır. <laughs> Bugüne kadar hayatta karşılaştığım en çok gelen mülakat sorularını veriyorum size. Soruları söyleyeceğim. Google'a yazdığınız zaman cevapları çıkıyor. Son aralarından hani bunu YouTube attığımız zaman falan yorumlara da yazarsınız. En çok merak ettiğinizi veya bulamadığınızı. Onları da ayrıca videosuyla yaparız. Okey miyiz? Mevzu bu. Bak şaşırtmacalı sorular da var aralarında. Ve sıralaması karışık. Kafama göre. Aklıma geldiği gibi. Zafiyet. Tehdit. Risk. Nedir bunlar? tanımları nelerdir? Bak bunu bilgi güvenlikçileri mutlaka sorar. Zafiyet, tehdit, risk. Tamam mı? Benim YouTube kanalında da bunun cevabı var. Bu var. Bunu sorarlar. Bu bir. Ne no. Ping hangi protokolü ve portu kullanır? Bak bunu sorarlar. Ping bu net dörtçülere sorulur. Çok şaşırtmacalı bir soru bu. Tufaya getirmek için sorulmuş bir soru. Alengrikli biraz. Atlamamanız gereken bir soru. Ping'i sorabilirler. Aa, bak. Atlamamanız gerekiyor. Bak çete şu anda atlıyorlar. Atlamamaları gereken bir soru. Daha mı? Bak. 3 MD5 SHE1 ve AS arasındaki farklar neler? Bak. MD5, SHA1, AS. Farkları neler? Çok basit soru. Çok basit bir soru. Tamam mı? Çok basit bir soru. Dörtteyiz değil mi? Dörtteyiz değil mi? Dört. Beş. Beş. Veri tabanında parola saklamanız gerekiyorsa nasıl saklarsınız? Youtube'da var. Youtube'da var. Koydum. Aynen. Tamam mı? Koydum. Koydum. Altı. Bak bilenler nasıl yazıyor. Altı o as nedir? En çok bilinen 5 tane güvenlik açığını yazınız mesela. Mutlaka web güvenlikte top 10'dur. Aslında 10 tanesiyle ilgili de soru gelebilir. Bunların içerisinden abi. SQL Injection, CSRF, ondan sonra cross site Scripting. Bunların hepsini bileceksiniz abi. Nedir? Mutlaka bileceksiniz. Tamam mı? Hepsini bileceksiniz yani. SSL, TLS, HTTPS kavramlar, farklar bilinecek. Önemli. 7 veya 8 oldu hatırlamıyorum şimdi. Bak bunları sorarlar. SSL, HTTPS, TLS bunları sorarlar. Tamam mı? Mutlaka. Ondan sonra yani IPS IDS arasındaki farkı artık sormuyorlar. Eskiden sorarlardı. Simetrik asimetrik şifreleme arasındaki fark. Google şeyinde de sormuşlardı biliyorsunuz. Soruyorlar abi hala. Ee, en sevdiklerimden bir tanesi. FTPS ve Secure FTP, SFTP arasındaki farkı sorarlar. Bak bunda networkçüler sorar. FTPS ve SFTP arasındaki fark ne? Devam mı? Bilgi güvenliği firmaları bunu sorarlar. Bunu genelde sorarlar. Beyaz kutu ve kara kutu pentesti. Yani bir hedef hakkında beyaz kutu olduğu zaman ne bilirsin, kara kutu olduğu zaman ne bilirsin? Black box, white box nedir? Onu da sorarlar. Ee, web sunucuların yanıt kodlarını sorarlar. İşte 200, 300, 400, 500 hepsini sorarlar. Onları bilin mutlaka. Web application firewall'u sorarlar. Nedir, ne işe yarar? Tamam mı? Mutlaka sorarlar. DDoS dos kesin sorarlar. Ondan sonra. Ee, yani çok görmedim ben ama mesela chmod 77 nedir? 666 nedir? Falan gibi sorular sorabilirler Linux ile ilgili. Yani. Çok karşılaşmadım. O sikatmanları sormazlar. Görmedim şimdilerde ama firmaya ve firmanın yetkinliğine göre değişmekle beraber sorabilirler. Ee, bilgi güvenlik firmaları yine NIST. işte ISO 27001 PCI DSS hakkında sorarlar. E, ee, Arp Poisoning'i sorabilirler. Çok eski bir metot. Man in the middle atakları sorabilirler. O da çok eski ama sorabilirler. Um, sormazlar herhalde. Confidentiality, Integrity and Availability'yi sormazlar. Evet, 3-way evet, handshake gelebilir. Ya da şey sorabilirler, hani video iletişimi, TCP mi, UDP mi diye sorabilirler. Tamam mı? Böyle şeyler olabilir. Ee, onun dışında, şey sorabilirler bak, encoding, encryption, hashing. Bak, kodlama, şifreleme ve hashleme. Bunu sorabilirler. Tamam mı? Bu bunu, 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 sorarlar. Aralarındaki farkı söylerler. Ee, işte i̇şte bir iki polisi prosedür, prosedür şeyleri sorabilirler. İşte e, bir forensik yapısı içerisinde nelere dikkat etmek gerekir. Önce kimi uyarmak lazım bilmem ne falan. Bunları sorabilirler. Ama genelde sahada karşılaştığım sorular bunlar sevgili dostlar. Bunlarla karşılaşırsınız. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Haydi eyvallah. Can kaçar. Abone olun oğlum.